Ayyaş'ın biri bir gün kölesini çağırmış. Demiş ki evlatçım gel. Dostlar kurulmuşlar. Şişeler açılmış. Ortam hazır. Mezeler eksik, meyveler eksik. Al evladım demiş. O zamanın parası şu 4 dirhemi. Git çarşıdan bize bir şeyler al gel. Varmış çarşıya. Elinde 4 dirhem. Efendisi meze almaya gönderdi. Tam dükkana girecek. Orada bir şeyh efendiyi görmüş. Şeyh efendi etrafındakilere dönüp diyor ki şu fakire 4 dirhem verene 4 dua ederim. Var. Dikkatini çekmiş. Fakir bir adamcağız gelmiş. Mübarek de Allah dostu. Onu görüyor diyor ki efendim benim şöyle şöyle bir müşkülüm var. Bu müşkülün halli için 4 dirheme ihtiyacım var. Mübarek kendinde de yok. Vesile olayım. Hani hayra vesile olan hayrı yapan gibidir hesabı. Soruyor ve karşılığında da bir şey verecek. Diyor ki şu fakire 4 dirhem verene 4 dua edeceğim. Şimdi bizim köle bunu duyunca yaklaşmış şeyh efendinin yanına. Efendim demiş. Buyurun 4 dirhem. Şeyh efendi diyor ki ne dua istersin evladım? Efendim birinci duam şudur demiş. Ben bir köleyim. Efendimin beni azat etmesini isterim. Mübarek elini açmış. Bunun için dua etmiş. Peki ikinci isteğin nedir evladım? Efendim Allah-u Teala benim bu fakire verdiğimden daha fazlasını bana ihsan etsin. İkinci duası da. Üçüncü duan nedir? Benim efendim günahkar bir adamdır. Allah-u Teala ona, onun meclisindekilere tövbe-i nasuh nasip etsin. Bıraksın günahlarını. Şeyh efendi elini açmış. Ona da dua etmiş. Peki evlatçığım dördüncü duan nedir? Efendim demiş, dördüncü duam da Allah-u Teala'nın beni, sizi, efendimi ve onun meclisindekileri yevmi cezada affetmesidir. Mübarek elini açmış, ona da dua etmiş. Şimdi bizimki kendisinden istenen şeyleri alamadan eli boş eve gelince efendisi taaccüple bakmış. Hayrola demiş, ellerin boş geldin. Efendim demiş, durum böyleyken böyle. Bir fakir vardı, bizzata durumunu arz etmiş. O zat da bana 4 dirhem verene 4 dua edeceğim dedi. Duyunca dayanamadım demiş. Adam ses etmemiş. Ne dua istedin diye sormuş. Efendim demiş, birinci duam azat edilmekti. Adam demiş ki seni Allah için azat ettim. Bundan sonra hürsün. Çok merak etmiş. İkinci duan neydi? Efendim demiş, Allah-u Teala bana bu rızası için verdiğimden daha çok para versin diye dua etmiştim. Dur demiş, çıkartmış. Al sana 4000 dirhem demiş. 4 dirheme karşılık 4000 dirhem. Onu da ben. Üçüncü duan neydi evladım demiş. Efendim demiş, sizin şu günahtan tövbe etmeniz için dua etmesini istedim. Öyle deyince mütehassıs olmuş adam. Böyle bir utanmış, mahcubiyet içerisinde. Cenab-ı Hak işte bazen böyle yetişir. İşte o bir vakti vardır. O adamın bir aldığı bir dua vardır. Bir babası dua etmiştir ona, dedesi dua etmiştir. Allah'ın katında hoş görülen bir hali vardır. Ne bileyim cömerttir, adaletlidir, dürüsttür. Bir sebepten Mevla ona tövbe-i nasuh nasip etmeyi murad etmiştir de o vaktini beklemektedir. İşte o şeyh efendinin duasını kölesinin dudağından duyuşuyla beraber o an gelmiş, adamın içi yanmış, kırmış şişeleri, tövbeler olsun demiş. Bir daha ağzıma bunu sürmeyeceğim. Üçüncü duada böylece gerçekleşmiş olmuş. Sahi demiş ya, dördüncü dua neydi? Köle demiş ki efendim, dördüncü duam şuydu. Allah-u Teala'nın sizi, beni, dua eden şeyh efendiyi ve meclisinizdeki dostlarınızı affetmesini istedim. Bunun için de dua etti. Öyle deyince adam demiş ki, bak işte bunun için benim yapabileceğim bir şey yok. Diğer dualarının halli elimden gelirdi.
bir şeyler yapmaya gayret ettim ama bu son söylediğim mesele, bu bana ait bir mesele değildir. Benim yapabileceğim bir şey. Aradan yıllar, yıllar geçmiş. O hikayenin başında Ayyaş, sonunda tövbeyle beraber salih bir mümin olmaya gayret eden kul göçmüş dünyadan. Göçünce rüyada görmüşler. Demişler ki Allah-u Teala sana nasıl muamele etti? Cevap: bana denildi ki sen sana düşeni yaparsın da biz bize düşeni yapmaz olur muyuz? Seni de, köleni de, o şeyhi de, senin o meclisinde bulunanları da hepsini birden affettik gitti.